Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta kiralar düşmeye başladı açıklaması yapmıştı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkansa yüksek kiralardan dert yandı. İstanbul'da ev bulamadığını, annesinin evine yerleştiğini açıkladı. Ekonomi yönetimi kira kaosunu çözmek bir yana henüz sorunun adını bile ortak koyamıyor. 3 TL'ye oturduğum ev ben 15 TL istiyorum der ev sahibim vermediğin takdirde çık kardeşim beni ilgilendirmiyor nereye istersen oraya gidebilirsin ama şu şartlar altında devletin bana vermiş olduğu %25 üstünden ben size zammımı yapayım devam edeyim oturmaya hayır efendim ben öyle bir zammı kabul etmiyorum ev sahibinin suçu mu bu benim suçum mu bu ben burada devleti sorumlu görüyorum İstanbul menatından pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik. Onların yanında kalıyoruz. Senin hatalarının bedelini halk olarak ben ödemek zorunda değilim. Sen ona bir çözüm bulacaksın. Bu kiralara lütfen dur deyin artık sabit bir yerde kalsın. Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Özellikle büyük şehirlerde kiralarda gerileme başladı. Kira sorununu çözmesi gereken iki makam, iki ayrı açıklama. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kiralarda gerileme başladı derken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kiralar yüksek. İstanbul'da ev bulamadım dedi. Annesinin yanına yerleştiğini açıkladı. Ekonomi yönetimi fikir birliğine varamadı. Kiracılarınsa dayanacak gücü kalmadı. Bir yere çıkmak istesek 20-20 25 bin arası. Çoğu insan Türkiye'de öyle bir maaş almıyor maalesef. Ben de beterini yaşıyorum. 70 yaşındayım. 20 senelik emekliyim. Aldığım 7,5 milyon para elime daha geçmiyor. Ben nasıl geçinirim? Merkez Bankası Başkanı'nın maaşı ek ödemeler hariç bürük 161 bin lira. Yani asgari ücretin en az 12 emekli maaşının ise yaklaşık 21 katı. İstanbul'da ortalama kiralarsa dar gelirlinin aylık kazancının çok üstünde. Ben hani kiralarını düzgün ödeyen bir kiracıyım. Her senede tefetüfe oranına göre zammımı da yaptım. Şu anda hani benim ödediğim miktarın 2-3 katı kadar şu anda hani kira bedeli istiyorlar. Dolayısıyla beni şöyle sıkıştırıyorlar işte evi satarız. Diyorum ki bakın asgari ücret bu. Ben bu kadar maaş alıyorum. Dolayısıyla istediğiniz rakamı size hiçbir zaman vermeyeceğim. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? İnatla evimden çıkmıyorum. Kiracılarla ev sahipleri uzun süredir karşı karşıya çözüm olarak %25 zam sınırı getirilmişti. O da çare olmadı. Ev sahipleri eski kiracılara yüksek zam baskısı yaparken maaşı kiralar kadar artmayan çalışanların barınma sorunu katlanıyor. Mehmet Şimşek'le Hafize Gaye Erkans'sa kiralar yüksek mi değil mi hala ortak karar veremiyor. Diğeri öyle diyor, diğeri böyle. Hakikaten ciddi bir çelişki var burada. İkisinin de aynı şeyi konuşması gerekiyor. İkisi de aynı şeyi konuşmuyor ne yazık ki. Sistem dengeyi kuramadığı için bizler de dengeyi kuramıyoruz. Kime inanalım değil mi? Gaye Erkan o röportajda kiralar konusunda fiyat artışlarının yavaşlamasını 2025'te göreceğiz şeklinde bir ifade kullanmıştı. Ve 2025 sonu enflasyon hedefimiz %14 demişti. Size kötü haberlerim var. Sebepleriyle açıkladı. Hiç de öyle düşünmüyor Profesör Doktor Duran Bülbül. 2024 bütçesi rakamları Hafize Erkan'ı yalanlıyor dedi. 2024 bütçesi %100 artırıldı. Bu enflasyonun %100 artacağı anlamına gelir. 2024 genişletici maliye ve para politikası uygulanacak o yıl para basmaya ve borç almaya devam anlamına gelir. Bütçe %160 artmışsa baz etkisiyle fiyatlar %150 artar görüşünde. 2024'te enflasyon %100'ün üzerinde olacaktır. 2025'te de düşük enflasyon hayal diyor Duran Bülbül Hoca. Hep diyoruz önümüzdeki yıl çok ama çok zor geçecek. Siyasiler bürokratların işi farklı ama rakamlar yalan söylemiyor.